Sabit makara düzeneği kullanılarak bir miktar tuğla el arabasına bindirilerek inşaatın tepesine sabit hızla çıkartılıyor. Bu sistemde tuğlalara potansiyel enerji kazandırmak için yapılan iş için daha fazla enerji harcanıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu olayın sebebi olamaz. El arabasını çeken halatın ağırlıklı olması olabilir. El arabasının ağırlığı mümkün. Makaranın ağırlıklı olması mümkün değil çünkü sabit makara kullanıyoruz. İp ile makara arasındaki sürtünme ve hava sürtünmesi olur. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Ahmet ve Kaan K ve M arasında kaykay kay yapmaktadırlar. Ahmet K ile arasında birkaç tur attıktan sonra K'dan L'ye giderken O noktasındaki kütlesi yeterli büyüklükteki cismi eline alıp hareketine devam ederken Kaan da N noktasına geldiğinde yerde durmakta olan cismi ne alıyor. Cisimlerin bundan sonraki hareketi için yargılarından hangileri doğrudur? Ahmet K'dan L'ye giderken buradaki kütleyi aldı. Toplam kütle artmış oldu. Toplam kütle artınca eski yüksekliğine tekrar çıkamaz. Yani burada başlangıçta 1 bölü 2 m v kare varken son durumda Ahmet'in kütlesiyle cismin kütlesinin toplamı çarpı g çarpı h olacak. Burada kütle artışı olduğundan dolayı yükseklikte azalma olacak. Yani Ahmet o noktasındaki cismi aldıktan sonra L'ye çıkamayacaktır. Birinci öncülümüz 4'tür. Kaan ise tam tepedeki cismi alıyor. Dolayısıyla burada kendi kütlesi var. Cismin kütlesi var. Çekim ümesiyle yüksekliği çarptık. Bu yine aynı yüksekliğe çıkacaktır. Yani M noktasına çıkacaktır. Şayet sürtünme yoksa. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır. İkisinin de hareketlerinde bir değişiklik olmaz demiş. Ahmet'in hareketinde değişiklik oluyor. Fakat kanun hareketinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Özdeş iki kabın içine eşit sıcaklıktaki eşit miktarda su konulup kaplardaki suyun içine özdeş birer ısıtıcı konuluyor. Birinci devreye doğru akım üreteci, ikinci devreye ise alternatif akım üretici bağlanıyor. Sular eşit süre ısıtıldığında suların sıcaklıklarının eşit miktarda arttığı gözleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Burada direnç hem doğru akım hem de alternatif akıma aynı etkiyi gösterecektir. Dolayısıyla birinci öncül alternatif akım kaynağının geriliminin etkin değeri doğru akım kaynağının gerilimine eşit ifadesi doğru doğrudur. Çünkü suların sıcaklığı eşit miktarda artmış. 2. Alternatif akım kaynağının geriliminin etkin değeri doğru akım kaynağının geriliminden büyüktür denilmiş. Bu yanlış olur. Burada etkin değer doğru akımda Karşımıza çıkan gerilim değeri olarak sunuluyor. Her iki devrede ampermetreler eşit değer gösterir. Ampermetreler etkin değerleri gösterdiğinden dolayı alternatif akımın etkin değeri doğru akıma eşit olduğundan her iki devredeki ampermetrelerimiz eşit değerleri gösterecektir. Cevabımız E seçeneğidir. Duvara menteşeli homojen çubuk şekildeki gibi dengededir. Çubuğun ağırlığı 5P olduğuna göre menteşedeki kuvvetin büyüklüğü kaç P'dir? Çubuğumuz homojen olduğundan hemen buraya 5P yazdık. Mendişeye göre tork alıyoruz. F çarpı D eşittir. 5P çarpı D artı 3P çarpı 2D oldu. Buradan F'imiz 11P'ye eşittir. Burası 11P aşağı doğru 8P varsa yukarı doğru da 8P olacaktı. Dolayısıyla menteşedeki kuvvet aşağı doğru 3P olmalı. Cevabımız C seçeneğidir. Direnci önemsiz bir tel ve direnci altı ohm olan bir lamba ile oluşturulan şekildeki çerçeve sayfa düzlemindedir. KLMN bölgesinde sayfa düzleminden dışarı doğru düzgün bir manyetik alan bulunmaktadır. Bu manyetik alanın şiddeti zamanla azaltılarak manyetik akı değiştiriliyor. Çerçeve içindeki birim zamandaki manyetik akı değişimi 24 Weber bölü saniye olduğuna göre lambadan geçen akım şiddeti ve yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Burada manyetik akı değişimi bir EMK oluşturacak. Bu EMK'mız eksi delta fi bölü delta t ile bulunuyordu. Zaten bunun 24 olduğu söylenmiş. Hemen V eşittir I çarpı R'den akım değerini bulalım. Voltumuz 24. Akım bilinmiyor. Direncimiz 6 verilmiş. Akım 4 amper olacaktır. Burada manyetik akı azaltıldığına göre çerçevede oluşan akım o manyetik akıyı destekleyecektir. Yani dışarı doğru bir manyetik alan oluşturacaktır. Sağ el kuralından baş parmağımız sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru olursa 4 parmağımız bu şekilde dolanacaktır. Yani akımın yönü bir yönüdür. Şiddeti de 4 amperdir. Cevabımız A seçeneğidir. Doğrusal bir yolda ilerleyen X ve Y cisimlerinin hız zaman grafikleri şekilde verilmiştir. Hareketler 2T anında yan yana olduğuna göre hareketler için yargılarından hangileri doğrudur? Buradaki hız değerlerine V, 2 ve diyelim. X'in altında kalan alan 2V artı V çarpı 2T bölü 2 Y'nin altında kalan alan ise V artı 2V çarpı 2T bölü 2. Dolayısıyla bunlar eşit miktarda yer değiştirme yapmışlar. 2T anında yan yanalarsa başlangıçta da yan yanalar demektir. Birinci öncülümüz doğrudur. 2, 0T aralığında birbirlerinden uzaklaşmışlardır. Burada 0T aralığında Y'nin aldığı yol, X'in aldığı yoldan daha fazla olduğundan birbirlerinden uzaklaşmışlardır. Bu da doğrudur. 3. 0T aralığında birbirlerini hızlanıyor olarak görürler. Başlangıçta birbirlerine göre bağlı hızları 2V ile V'yi çıkarırsak 1V idi. T anında 0 oldu. Yani birbirlerini yavaşlıyormuş gibi görürler. 3 yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Cisimlerin dönme hareketine karşı gösterdiği dirence eylemsizlik momenti denir. Özdeş ayarlanabilir motorlara bağlı düşey çubuğa dik olarak tutturulmuş. Kütlesi önemsiz yatay çubuğa sabitlenmiş noktasal cisimler. Şekildeki gibi düşey ekseni etrafında %100 verimle çalışan motorlar sayesinde döndürülebilmektedir. Buna göre X, y, Z cisimleri için verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 1. X'in eylemsizlik momenti Y'den büyüktür denilmiş. Eylemsizlik momenti mr kare ile bulunuyordu. X'in eylemsizlik momenti 4 mr kare iken Y'ninki mr kare, Z'ninki de mr kare olacaktır. Dolayısıyla birinci öncül ve ikinci öncül doğrudur. 3. X, Y ve Z'nin eşit süre sonunda dönmek göre açısal momentumları eşittir denilmiş. Açısal momentum burada M ve R ile bulunacak. Burada %100 verimle dönüyorlarsa bunların çizgisel hızları V kadarsa X'in çizgisel hızı 2V olacaktır. Dolayısıyla X'in açısal momentumu M 2V 2R olurken Y'nin açısal momentumu M ve R, Z'nin açısal momentumu M ve R olacaktır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Şekildeki durmakta olan 3 kilogram kütleli X ve 5 kilogram kütleli Y cismi arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,5 kinetik sürtünme katsayısı 0,4'tür. Y cismi ile yer arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0,4'tür. Sisteme 40 Newtonluk kuvvet 10 metre boyunca etki ettiği bu esnada açığa çıkan S enerjisi kaç yıldır? sürtünme kuvveti sürtünme katsayısı ile tepki kuvvetinin çarpımıyla bulunuyordu. Buradaki sürtünme kuvvetimiz sürtünme katsayımız 0.4 tepki kuvvetimiz de ağırlıklar olacaktır. Yani burada toplam ağırlığımız 80 N olduğundan 0.4 ile 80'i çarparsak eğer 32 newtonluk bir sürtünme olacaktır. Burada F net eşittir Toplam kütle çarpı ivmeden yola çıkarsak 40 çekiyor 32 engel oluyor. Yani 40'dan 32 çıkarsak net kuvvet 8. Toplam kütlemiz 5 artı 3'den 8 ivmeyi bilmiyoruz. Buradan ivme 1 metre bölü saniye kare olacaktır. Burada x cismine bir eylemsizlik kuvveti etkileyecek. Bu eylemsizlik kuvvetini cismin kütlesi çarpı ivmeden bulabiliriz kütlemiz 3, ivmemiz 1, 3 çarpı 1'den 3 newtonluk bir eylemsizlik var. Bu ikisi arasındaki sürtünme kuvveti ise kinetik sürtünme kuvvetinden daha gitsek 30 çarpı 0.4'ten 12 newton buluyoruz. 3 newton 12 newtondan küçük olduğuna göre bu x ile y beraber hareket edecektir. Beraber hareket ettiklerine göre ısı enerjimiz sürtünme kuvveti çarpı sürtünmeli yolun uzunluğundan sürtünme kuvvetimiz 32 sürtünmeli yolun uzunluğu da 10 metreydi. 320 Joule olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Dünya güneş tarafından uygulanan kütlesel çekim kuvveti nedeniyle güneş etrafında belirli bir yörünge izlemektedir. Güneşin dünyaya uyguladığı çekim kuvvetinin dünyanın merkezine doğru etki ettiği bilindiğine göre niceliklerinden hangileri değişmez. Dünyanın güneşe göre eylemsizlik momentinin büyüklüğü değişecektir. Çünkü eylemsizlik momenti m re kare ile bulunuyor. Burada eliptik yörünge izlediğimizden dolayı dünyanın güneşe olan uzaklığı değişkendir. Dolayısıyla bu gitti. İki, dünyanın güneşe göre açısal momentumun büyüklüğü değişmez. Burada açısal momentum korunumludur. Hatta Kuvvet güneşin merkezine doğru olduğundan bu kuvvet herhangi bir tork oluşturmayacak. Net tork sıfırsa açısal momentum değişmeyecektir. Dünyanın birim zamanda taradığı alan da değişmeyecektir. Çünkü Kepler yasalarına göre gezegenler eliptik yörüngelerde dolanırken eşit sürelerde eşit alanlar tararlar. Cevabımız D seçeneğidir. İçinde X elementinin buharı bulunan gaz odasına 12 elektron volt enerjili elektronlar gönderiliyor. Odadan dışarı çıkan elektronların enerjileri 7 elektron volt, 4 elektron volt, 3 elektron volt ve 1 elektron volt olarak ölçülüyor. Bu buhar içine 10 elektron volt enerjili elektronlar gönderilseydi bu gazın atomlarından biri en fazla kaç ışıma yapabilirdi? 12 elektron voltu gönderdin dışarıya 7 çıkmışsa eğer 5'ini sormuş demektir. 12'yi gönderdin dışarıya 4 çıkmışsa 8'ini sormuş demektir. 12 gönderdik dışarıya 3 çıkmışsa 9'unu sormuş demektir. 12 gönderdin dışarıya 1 çıkmışsa 11'ini sormuş demektir. Şimdi 10 elektron volt enerjili elektronları gönderdik. Dolayısıyla buraya kadar uyarabilir. Dolayısıyla buradan buraya düştüğünde bir ışıma, ikinci ışıma, üçüncü ışıma oldu. Buradan buraya düşünce dördüncü ışıma, buradan buraya düşünce beşinci ışıma. Bu noktadan buraya düşünce de altıncı ışıma oldu. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Şekildeki fotoelektrik devresinde katota yeşil renkli ışık demeti düşürüldüğünde ampermetrede sapma gözlenmektedir. Birim zamanda katota düşen foton sayıları eşit olan kırmızı ve mavi paralel ışık demetleri de ayrı ayrı katot yüzeyine düşürülünce ampermetre yine sapıyor. Buna göre yargılardan hangileri doğru olur? Demek ki burada hem kırmızı hem yeşil hem de mavi ışık demetleri elektron koparıyor ve hareketlendiriyor. Böylece bir akım oluşuyor. Bir Kırmızı ışık düşürülünce ampermetrede okunan değer değişmez de denilmiş. Doğru. Yeşil ışık düşürdüğümüzde ve kırmızı ışık düşürdüğümüzde foton sayıları eşit olduğundan eşit sayıda elektron koparacağız. Dolayısıyla Ampermetrede okuduğumuz değer aynı olacaktır. 2. Kırmızı ışık düşürülünce fotoelektrik akımını kesmek için uygulanan gerilim değişmez denilmiş. Kırmızı ışığın enerjisi yeşil ışığa göre daha az olduğundan daha küçük kesme gerilimi uygulamamız gerekir. 2. Yanlış oldu. 3. Mavi ışık düşürülünce ampermetrede okunan değer artar denilmiş. Yanlış olur. Burada foton sayıları eşit olduğundan her ışın rengi için ampermetrede de okuduğumuz değer aynı olacaktır. Sadece kesme gerilimleri değişir. Mesela kırmızıdaki kesme gerilimi düşük olurken mavideki kesme gerilimi yüksek olacaktır. 3. Mavi ışık düşürünce fotelektrik akımını kesmek için uygulanan gerilimi artar denilmiş. Doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Derinliği her yerde aynı ve sabit olan bir dalga leğeninde aynı fazlı özdeş noktasal kaynaklarla girişim deseni oluşturuluyor. Bu desendeki üçüncü katar çizgileri şekildeki gibi gösterilmiştir. Üçüncü katar çizgisinin kaynakları olan uzaklıklarının farkı delta s. Bu çizgilerin merkez doğrusunu kestiği noktaların birbirine uzaklığı l olduğuna göre delta s bölü l oranı nedir? Burada delta s katar çizgisi ise en lambda biçiminde buluyorduk üçüncü katar çizgisi olduğundan dolayı delta S'imiz 3 lambda olacaktır. Burada iki tane ardışık katar çizgisinin birbirine uzaklığı dalga boyunun yarısı kadardır. Dolayısıyla üçüncü katardan önce ikinci katar, ondan bir öncesi birinci katar ve merkezi katar var burada. Buradaki uzaklığımız dalga boyunun yarısı. Burası da dalga boyunun yarısı. Burası da dalga boyunun yarısı. Yani 3 lambda bölü 2 oldu bu taraf. Bu tarafta da aynısı var. Dolayısıyla 3. katar çizgilerinin birbirine olan uzaklıkları da 3 lambda kadar. Bu ikisinin oranı 1 olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Şekil 1'deki sayfa düzleminde Şekil 2'de ise sayfa düzlemine dik içeri doğru düzgün manyetik alan oluşturulmuştur. Bu manyetik alanların dışından içine doğru artı yüklü x, y, z cisimleri eşit v hızlarıyla gönderiliyor. Cisimleri manyetik alan içindeki hareketleriyle ilgili olarak hangisi doğrudur? X cisminin hızıyla manyetik alan birbirine paralel olduğundan x cismine herhangi bir manyetik kuvvet etki etmeyeceğinden yönünü değiştirmeden yoluna devam ediyor. Y'nin hız vektörü ile manyetik alan vektörü birbirine dik olduğu için Y sapma gerçekleştirecek. Fakat hız büyüklüğü değişmeyecektir. Burada da yine Z'nin hız vektörü ile manyetik alan vektörü birbirine dik olduğundan Z'de bir sapma gerçekleştirecektir. Dolayısıyla sapanlar sadece Y ve Z'dir. Her üçü de çembersel hareket yapar denilmiş birinci öncül. Yanlış. Çünkü x doğrusal hareket edecek. Üçünün de hızı değişmez denilmiş. Burada hız büyüklükleri değişmeyecektir. Çünkü y ve z sapacaklarından dolayı hızların yönü değişir. Üçünün sürati değişmez demiş. Bu doğrudur. 3'ü de ivmeli hareket yapar. X doğrusal hareket yapacak. Herhangi bir kuvvet etki etmiyor. 3'ünün de momentumu değişir denilmiş. Bu da yanlış oldu. X'in momentumu değişmeyecek. Cevabımız C seçeneğidir. Kütleleri M, M ve 2M olan sırasıyla K, L ve M tuğlarına şekilde gösterildiği gibi F, 2F ve F kuvvetleri yer çekimimesinin sabit olduğu ortamda uygulanmaktadır. Tuğlalar hareket etmeden durduklarına göre duvar yüzeyi ile tuğla arasındaki statik sürtünme katsayılarının arasındaki ilişki hangisidir diye sorulmuş. Burada aşağı doğru ağırlık, yukarı doğru sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvveti k çarpı n de bulunuyordu. Tepki kuvveti burada bu uygulanan kuvvetlere eşit olacak. Dolayısıyla birincisinde mg eşittir. k'nın katsayısıyla tepki kuvvetimiz F oldu. İkincisinde yine mg eşittir L'nin katsayısıyla 2F oldu. Tepki kuvvetimiz. Üçüncüsünde 2mg eşittir m'nin katsayısıyla tepki kuvvetimiz F oldu. Dolayısıyla burada en büyük m'nin sürtünme katsayısı iken en küçük L'nin sürtünme katsayısı olacaktır. Cevabımız